Kör vardı, o yüzden onu çaktım. Sımancım, hadi seni bekleyeceğiz. Bravo partner, çok güzel oynadın. Teşekkür ederim, sen de çok iyiydin. Pik oynasaydın batırıyorduk. Ya hep kazanır mı bir insan ya? Bana müsaade. Oo, ben de kalkayım. Oo. Baba. Vay Sarp Bey, ne işiniz var burada? Konuşmak için. Bir konuda fikrini alacaktım. Allah Allah. Sarp benden fikir alacak. Dünya tersine döndü herhalde. Geç bakalım. Müsaadenizle. Bir şey içer misin? Çay. İki çay getiriver evladım. Nedir konu? Konu Yasemin. Oo, gönül meselesi ha. Tabii, emekli olduk ya, hiç danışan kalmadı. Şu an benim için bu konu çok daha önemli baba. O meselelerini eskiden basından takip ediyordu. Şimdi böyle birinci ağızdan duyunca bir garip oldu. Şaka ulan. Aslında gelip sormana memnun oldum. Diyeceğim bir iki şey var çünkü. Bak oğlum. Sen gitmeden yaşadıklarımızı hatırlıyorum bazen. Hepimiz üzüldük ve birbirimizi de üzdük. Benim de hatalarım var. En deli çağlarında seni istemediğin şeylere zorladım. Anladım ki gönül işlerine karışmamak lazım. O yüzden kararını kendin ver. Benim fikrimi sorarsan, Yasemin'e evlenmeni isterim tabii. İyi kız. Senin üzerinde emeği var. Kötü gününde yanında oldu. Yine de senin bileceğin iş. Bak Yelda'ya, evlilik yaradı. Deli dolu kızdı. Baş belasıydı. Ama şimdi bak tam tersi. Duruldu. Ya hayır, hayır. Aa, kaç defa söyleyeceğim kızım. Öyle her isteyen Serkan Bey'le görüşemez. Randevu almadan falan. Evet, sen beni anlamıyorsun ki güzelim. Ya ben ne diyorsam o. Hadi hadi çabuk, uğraşamayacağım seninle. Hayret bir şey ya. 40 yıllık müşteriymiş. Ne yapayım? Alışacaklar. Bir yıl oldu şirketin başına geçeli. Hep aynı terane. Hep aynı terane. Artık Orhan kanunları değil, Serkan kanunları geçerli. Yavaş yavaş be kanca. Kurtuluş. Şirkette Serkan Bey denilecek. Kapı açılacak. Kaç defa söyleyeceğim. Benim işi düşündün mü? Ne işi? Hani sabah da söyledim ya, şoförlüğü bırakacaktım. Şöyle şirkette daha yetkili bir görevde yer alacaktım. Ulan yapacağız dedik ya, ne sabırsız adamsın ya. Serkan Bey, Serkan Bey. İlişiği kesilecek elemanları yetkili birimlere bildirdim. Tamam canım, ben buna yarın da bakabilirim ama Bütün birimler ayrıntılı olarak bildirildi. Yalnız ulaştırmadan da... Kimsenin gözünün yaşına bakmayın dedim. Gereksiz eleman gidecek. Ulaştırmadan çıkartılacak elemanlar arasında Kurtuluş Serbest'in ismi de var. Bak şu densizlere. Ulan fikir neredeyse benden çıktı be. Vay be. Demek Kurtuluş'u da almışlar ha. Arkadaşlar inceleyip sık dokudular. Zaten Kurtuluş Serbest Orhan Bey döneminde hiç ihtiyaç yokken... Hop, bir dakika. Ben gelince şirketin gidişatı değişti be. Kurtuluş, ben buradayken... Pardon kanca, sen ver ağızlarının payını. Siz kimseye iltimas geçirmeyecek. Önce şirket deyince... Ha? Öyle dedim değil mi ben? Ha. Kanca, öyle bile desen... Sonuçta bunca yıllık dostluğumuz var bizim. Bir de Kurtuluş Bey'in maaşı diğer şoförlerin 3 katı. Ne diyorsun? Zamanında akraba kontenjanından Orhan Bey yüksek tutmuş. Kurti,
anahtarları alayım. Kanca, yani Serkan Bey. İş dünyası Kurti. Koskoca Texo Holding'in bütün yükü omuzlarımda. Şaka değil mi Kanca? Yok değil. Ya bırakın bu ayakları. Kameralar nerede? Geçmiş olsun. Kanca, şakanın da bir sınırı var. Kanca! Serkan! Lan Serkan! Lan şerefsiz!